Hoppa. Evet, yaka, mikrofon. Evet, kalem. Heh. Hocam hazırsan başlıyoruz. Her daim hazırım. Hele oh. şimdi, hepten hazır. Hadi başlayalım. Hazırım. Hazırım. Let's go. Hazırız. 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 Hazırım. Hazırız. Hadi başlayalım. Evet, hazır mıyız arkadaşlar? Hazırız. 2025 sayfa. Siz hazır mısınız? ama 1 Temmuz'da Evet kıymetli arkadaşım benim. Hay bakalım denememizin tarih sorularını bir çözelim. Ne diyor bana? İslam'ın Türk tarihle alakalı bir soruyla gelmiş. Demiş ki bak klasik sorular işte bak bir paragraf veriyor. Buna göre hangisine ulaşılır ulaşılamaz diye soruyor. Bakalım Doğu İmparatoru kim? Doğu Roma İmparatoru. Bizans. Hangi Bizans? Doğu Roma Bizans. Kötü Bizans diyoruz değil mi? İmparatoruna bu mektubu yazan Atilla ile ilgili hangisine ulaşılamaz? Bakalım. Avrupa'nın hükümdarı Atilla. Doğu Roma İmparatoru Theodosius'a yazdığı mektupta şöyle demiş. Theodosius, Atilla gibi asil bir babanın oğludur. Atilla muncuktan aldığı asaleti muhafaza etmiş fakat Theodosius Atilla'ya haraç vermekle köle durumuna düşmüştür. Theodosius köle durumuna düşmekle bile kölelik haysiyetini koruyamamış çünkü efendi olan Atilla'nın canına kıymak istemiş. Bak aralarında bir ilişki var. Hangisi hoşlamaz? Roma üzerinde baskı kurdu. E kurmuş. Ne mi? Kurmuş. Ulusçu bir karaktere sahip oldu. E babam Muncuk'tan aldığı diyor mesela değil mi? Asıl bir babanın oğludur bak. Var değil mi? Doğu Roma ile diplomatik ilişki kurmadı. Aa Roma ile yapılmış Margos Anatolius anlaşmaları. Ve bir de adam mektup yazmış. Bir ilişki kurulmuş bir görüşmeler var bir şeyler var yani hani şu bir dursun bakalım bir tamam askeri gücünü etkin kullandı evet banko var bak bunu MEP kazanımlarında da çok görürsün bunu tamam bizimkinler o kadar güçlü kudretli ki tamam karşı tarafı artık ya ben geldim ordumla geldiğimde benden korkusuna eyvallah diyor demek ki bizimkinler askeri gücünü silahlı gücünü asker gücünü ciddi sağlam kullanmış mı Bak bu bile bir koz. Tamam Bu da var. Hanedanlık sistemiyle başa geldi. E bu bildik. Neden? Hanedan. Bizim klasik veraset sistemimiz. Babadan oğula. Ne diyor bak burada? Atilla Muncuk'tan aldığı asaleti babadan oğula gelmiş. Ama Doğu Roma ile diplomatik ilişki kurmadığı buna ulaşamam. Tam tersine mektuplaşmalar falan var. Karşılıklı ilişkiler varmış. Bu soruda doğru cevabımız C seçeneğidir. Evet bakıyoruz sorumuza ne demiş? Bu bilgiye göre nevbet sayısının kişilerin statülerine göre belirlenmesinin amacı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bilgimize bakalım. Büyük Selçuklu hükümdarı Berk Yaruk ile kardeşi Muhammed Tapar arasında yapılan bir antlaşmada Berk Yaruk'un sultan ünvanıyla günde 5 nevbet. Burada şöyle 5'i hemen çizelim. Muhammed Tapar'ın ise melik ünvanıyla günde 3 nevbet çaldırması kararlaştırılmış. İşte bu diyor Nevbet sayısının, çalma sayısının kişilerin statülerine göre belirlenmesi bize neyi gösterir diyor. Bakalım seçeneklerimize A'da demiş ki merkezi otorite. Aa bak şimdi. Hükümdarda bir üstünlük var mı? Rakam olarak da üstünlük var. Bu otoriteyi gösterir. Ama dur bir burada bir duralım. Bekleyelim. Veraset sistemini düzenlemek demiş B'de. Burada verasetle ilgili bir durum yok. Veraset sisteminin düzenlenmesi işte o kut anlayışı ile ilgili falan. Hani Osmanlı'yı hatırla. Orada veraset ülke hanedanın malıdır ya da ülke padişah ve oğullarınındır gibi değişiklik vardı ya. Burada öyle bir şey var mı? Yok. O zaman B'yi eliyoruz. C'de demiş ki atabeylik uygulamasını yaygınlaştırmak. Burada atabeylikle ilgili hiçbir şey yok. Atabey biliyorsun meliklerin, şehzadelerin hocaları. Onlara hiçbir vurgu yok. Geçtik bunu da. ikili yönetime geçişi sağlamak. Burada ikili yönetim demiyor ki. ikili yönetim olması için bu 5 çalıyorsa bu da 5 olmalı. Bir denklik olmalı değil mi? Birini üste çıkartıyor. Böyle ikili yönetime geçeceğiz. Ülkeyi ikiye böleceğiz. Böyle bir yönetim anlayışı yok. Geçtik. Meliklerin sorumluluklarını azaltmak hayır. Meliklerin sorumlulukları zaten bellidir, çizgileri. Bu nevbetle belli olmaz. Ama nevbet nedir biliyor musun? Hükümdarlık sembolüdür. Nevbet nedir? Liderlik sembolüdür. Kimin sayısı çoksa onun otoritesi vardır. Yani o üstündür. Demek ki cevabımız A seçeneği. Bu bilgiye göre vakıfların Osmanlı İmparatorluğu için taşıdığı önem konusunda aşağıdakilerden hangisi söylenemez deniliyor. Dikkat etmek gerekir. Hemen şöyle eksiği koyalım ki hataya gitmeyelim. Parça bizden neyi istiyor? Osmanlı İmparatorluğu'nda bir kişi vakıf bir evde doğar. Vakfa ait bir beşikte uyur. Vakıf mallarında yer ve içer. Vakıf kitaplarından okur. Bir vakıf mektebinde hocalık yapar. Maaşını vakıf idaresinden alır ve öldüğü zaman da vakfa ait bir tabuta konulup vakfa ait bir mezarlığa gömülür. Şimdi vakıfların Osmanlı'daki önemi hakkında parça bize bilgi veriyor. O zaman tek tek yorum yapalım. Dört tanesine ulaşacağız. Bir tanesi bizim için geçerli değil. Bakalım. A seçeneği diyor ki hazine harcamalarını azalttı. Şimdi hazine harcaması ne demektir Osmanlı'da? Eğer devletin kasasından ben toplum içerisinde herhangi amaç herhangi bir amaçla doğrusunda diyelim böyle hazineden para çıkararak bir şey yaparsam bu hazineyi eksiğe götürür. Ama dikkat edersen vakıf burada. Toplum içerisinde insanların bir takım ihtiyaçlarını karşılamak için cenaze işlerinden, eğitim işlerine kitap işlerinden tamamen ev ve barınak işlerine birçok işi görmüş. O zaman A seçeneği benim için uygun. A'yı elerim. B seçeneğinde zengin bir sınıfı ortaya çıkardığı deniliyor. Zengin bir sınıf nasıl ortaya çıkar? Mesela toprağa bağlı diyelim. Özel mülkiyet gelişir. Benim bir sürü toprağım olur. Buna dayalı olarak bir topraktan zenginleşen bir insan ortaya veya bir zümre ortaya çıkar. Peki yukarıda buna benzer bir durum var mı? Yok. Vakıfların tamamen toplum içerisinde sosyal dayanışma ve o sosyal devlet uygusuna niteliğine uygun olarak hareket etmesi var. Tam o karşılığı benim için budur. O zaman zengin bir sınıfı burada ortaya çıkarmıyor. Bu sorumun doğru cevabı. Diğer seçeneklere bakalım. C seçeneğinde kişisel gelişime katkı sağladı. Nereden yakaladım? Bak diyor ki vakıf kitaplarından okur, bir vakıf mektebinde hocalık yapar. Gelişimi sağladı mı? Sağladı. Gördüm. D seçeneğinde halkın zor duruma düşmesini önledi. Halkın barınma konusunda, eğitim ihtiyaçlarında hatta öldükten sonra bile bir tabuta, bir mezara konulmasında vakfın önemine atıf yapılmış. O zaman bu da var. E seçeneğinde de toplumsal kaynaşmaya hizmet ettiği deniliyor. E zaten sosyal devlet anlayışına uygun olarak hareket ettiği için ve toplumdaki insanların ihtiyaçlarını burada karşıladığı için doğal olarak bir dayanışmayı da ortaya çıkarır. B seçeneği bu soru için sorunun doğru cevabı. Evet bu denemede bomba bir soruyla beraberiz. Hem yorum istiyor hem bilgi istiyor. Bakalım sorumuza bu bilgiden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir demiş değil mi? Bilgimize bakalım 1920 senesinin Mart'ında diyor 16. günü öğleden önce saat 10'da Mustafa Kemal'e İstanbul Merkez Telgrafhanesi'nden o meşhur Manastırlı Hamdi var ya Manastırlı Hamdi bir telgraf göndermiş. Demiş ki bu sabah şehzade başındaki muzu karakolunu İngilizler basıp oradaki askerlerle çarpışarak sonunda şimdi İstanbul'u işgal altına alıyorlar. Yani İstanbul'un işgal edildiğini haber veriyor bilgilerinize arz olunur. Kime haber veriyor? Anadolu'ya haber veriyor. Kime haber veriyor? Mustafa Kemal'e haber veriyor. Bakalım buradan hangisine ulaşabiliriz? Acaba İstanbul'un işgali ile ilgili falan bir şey var mı? Direkt aklımıza geldi değil mi? A'da demiş ki: "Telgrafın çekildiği tarihte İstanbul hükümeti Mustafa Kemal'in Anadolu'ya gitmesini planlamaktadır." Dur burada. 1920 senesi. Mustafa Kemal Anadolu'ya 1919'da gitti. Direkt ele bunu. Hiç düşünme bile. İstanbul hükümeti Anadolu'daki direniş hareketini destekleme karar almıştır. Ha burada da dur. İstanbul hükümeti hep karşı. İstanbul hükümeti arada görüşme yapsa da Anadolu direnişini desteklemiyor ki. Çünkü aralarında bir otorite kavgası var. Demek ki bunu da eliyoruz. C'de ne demiş? Mustafa Kemal Paşa telgrafın çekildiği sırada Büyük Millet Meclisi Başkanlığı görevini yürütmektedir. Mart. TBMM ne zaman açıldı? 23 Nisan. Nisan nedir? Çok basit. Mart'tan sonra değil mi? Demek ki TBMM'de yok. Bunu da ele. Direkt eledik. D'de ne demiş? Telgraf antlaşma devletlerinin misak-ı milli kararlarına tepkilerini bildirmek için çekilmiştir. Ha işte burada duruyoruz Misak-ı milli ilan ediliyor. İtilaf devletleri eyvahlar olsun diyor. Bunlar bizim gözümüze baka baka İstanbul'da misak-ı milli ilan etti diyor. Gidiyorlar 16 Mart 1920'de İstanbul'u resmen işgal ediyorlar. Bak İstanbul işgal edildi dememiş de seçeneği biraz farklı vermiş. Dolayısıyla bizim burada cevabımız... D olacak. Ama biz E'ye de bakalım. Mustafa Kemal Paşa başkentin Anadolu'da bir şehre taşınmasını savunmaktadır. Henüz başkent kavramı yok. Ankara'nın başkent ilan edilmesi tam 1923'te. Dolayısıyla bunu da direkt ele. Demek ki doğru cevap nedir? D seçeneğidir. <laughs> Evet kıymetli arkadaşım güzel orijinal bir soruyla geldik karşına bakalım. Ne diyor? Tarihçi Şerafettin Turan hocam. Yeni Türk devletinde Cumhuriyet'in ilan edilmesi hakkında bir at verme töreninden ibaret olacaktı demiş. Tamam. Buna benzer soruları ÖSYM daha önceki yıllarında sordu. Dedi ki kime sorarsanız sorun. Bu Doğan çocuğun adının konduğu gelişmedir denilen olay nedir diye sordu. Ne o Doğan çocuğun adının konduğu gelişme? Cumhuriyetin ilanıdır. Şimdi burada biraz senle biraz kronolojiye geleceğiz tamam mı? O çocuk ne zaman doğdu? 23 Nisan 1920'de TBM'nin açılması ile yeni bir devlet kuruldu mu? Kuruldu. Peki adı ne? Yok. Hukuki mi? Değil. Anayasa yok. Peki bayrağı var mı? Yok. Marşı var mı? Yok. Ne var? Bir koru meclis var. Ama çocuk doğdu. Tamam. Yavaş yavaş şimdi diğerleri gelecek. Beraberinde Ocak 1921'de ne kabul edilecek? 1921 Anayasası. Tamam. Bu 1921 Anayasası'nın özel bir ismi var. Tamam. Ona teşkilatı Esasiye der. Tamam. 21 Anayasası. Teşkilat-ı Esasiye. Aha artık yeni Türk Devleti'nin neyi ufak ufak böyle göbek kordonu kes kesiliyor. İlk madde der ki hakimiyet bila kaydı şart milletindir. Yani egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Bu aslında resmen ne demek? Bu aslında resmen cumhuriyet demek. Rejim belli ama adı konulabilmiş mi? Hayır adı konamamış. Niye? Henüz daha orta müsait değil. Hala kurtuluş savaşımız devam ediyor. Birinci Dünya Savaşı'ndan yeni çıkmışız tamam mı? Süreç devam etti, ilerledi, ilerledi, ilerledi. 1922'de saltanat kaldırıldı tamam mı? Saltanatın kaldırılmasıyla beraber bir rejim boşluğu oluştu. E şimdi ülke ne yönetiliyor? Devlet başkanı kim? Belli değil değil mi? Süreç devam etti. Devam etti derken o arada birkaç olayımız daha var. Mesela 9 Eylül'de işte o arada Lozan'ı da imzaladık değil mi? 9 Eylül 1923'te yeni Türk devletinin ilk siyasi partisi kuruldu. Ne kuruldu? Halk Fırkası kuruldu. Bu Halk Fırkası cumhuriyetin ilanından sonra Cumhuriyet Halk Fırkası oldu. İlerleyen süreçte Cumhuriyet Halk Partisi olacak. Süreç devam etti. Arkasından 13 Ekim 1923'te tamam. Mı? De Lozan Anlaşması'ndan sonra itiraflar İstanbul'u boşalttılar, bir tartışma başladı. Yeni Türk Devleti'nin başkenti neresi olacak? İstanbul olmaya devam mı edecek yoksa başka bir yer mi olacak derken Mustafa Kemal tartışmalara son noktayı koydu. Ankara yeni Türk Devleti'nin başkenti oldu. Doğru mu? Doğru. Ve süreç devam etti. Ekim bunalımı. Neyle giderildi? 29 Ekim 1923'te de Cumhuriyetimiz ilan edildi. Yani zaten biz cumhuriyet yaşıyorduk. Sadece adı konacaktı. Bak adı konduğu dediği gelişme neymiş? Cumhuriyetin anıymış. Şimdi bakıyorum Şerafettin Turan'ın bu ifadeyi hangilerine dayandırdı? Anayasayla devlet kuruldu ama adı konmadı. Partisi var ama henüz adı konmadı. Ankara başkent yapıldı arasında da rejim belirlendi. Bu soruda doğru cevabımız hepsi E seçeneğidir. Umarım denemen iyi geçmiştir. Umarım hepsini doğru yapmışsındır. Bakayım. Vallahi sen yapmışsındır. Aferin sana. Aynen böyle çalışmaya devam edeceksin. Bizimlesin. Bu soruda bana deniz yolları ile ilgili 5 tane harita vermiş. Ve demiş ki buna göre numaralandırılarak gösterilen bu güzergahlardan hangisinin kullandığı haritanın ölçeği daha büyüktür. Her birimizin elinde akıllı telefonlar var. Akıllı telefonda atıyorum bir yerde arkadaşın var İzmir'de. İzmir'de sana yaşadığı yeri gösterecek. Önce Türkiye haritasını açıyor. Şöyle biraz büyütüyor, büyütüyor İzmir geliyor. İzmir'de büyütüyor mahalleler görünüyor. Büyüttükçe detaya giriyor değil mi? Hmm, aynı şeyi düşüneceksin. Dünya da büyültürsen daha dar bir alanı görürsün. Küçültürsen kocaman dünyanın hepsini görebilirsin. E o zaman demiş ki hangisinin kullandığı ölçek daha büyüktür? Yani hangisinde böyle büyüttün, büyüttün, büyüttün daha fazla detay gördün? Onu soruyor bana. E şimdi bakıyorum hemen. Oo 5 numarada tüm dünyayı görmüşsün. O zaman bu en küçük ölçekli olan mıdır? Evet öğretmenim en küçük ölçek budur. Peki hangisinde daha fazla detay görüyorsun? Mesela Kızıl Deniz şurası Kızıl Denizi hangisinde daha detaylı bir şekilde görebildim ben? Hmm, bir numarada. Bir numarada daha büyütmüş büyütmüş kocaman olmuş Kızıl Deniz mi? O zaman demek ki bir numarada küçültme oranı daha az yani bir numara daha büyük ölçekli bir haritadır unutma. Peki hocam bir numara hangi seçenekte bana verilmiş? A seçeneğinde. O zaman sorumun doğru yanıtı A olur. you <laughs> Aşağıda bazı göç türlerine ait örnekler verilmiştir. Bu örnekler arasında aşağıdaki göç türlerinden hangisi yoktur? Yani biz bunları eşleştireceğiz. Bakalım. Suriye'de yaşanan iç karışıklıklar nedeniyle milyonlarca kişinin başka ülkelere gitmesi artık bu durumu yaşadığımız için biliyoruz biz de. Bu kavrama ne diyoruz? Mülteci. B şıkkını elemiş oldu. İyi eğitimli ve nitelikli insanların az gelişmiş ülkelerden gelişmiş ülkelere gitmesi yani kendini yetiştirmiş beyinlerin başka ülkelere göç etmesi beyin göçü. Beyin göçü eledik. Tamam. Bazı Avrupa ülkelerinde iş gücü ihtiyacının başka ülkelerden karşılanması. Yine bizim ülkemizden de Almanya'ya gidenler vardı. Ne diyorduk onlara? İşçi göçü. A şıkkını da eledik. Kentilerden sayfiye alanlarındaki ikincil konutlara göç edilmesi. Şimdi sen bu kavramı bilmiyorsun. Bunu hemen not alıyorsun oraya. Sayfiye yazlık ev demek. Yani yazlık eve gidiyorlarmış. Bu da o zaman tatil amaçlı gittiler. Cevabımız o zaman D şıkkı ama dur, gitmeden önce mübadele. Mübadeleyi çok iyi bilmen lazım. Çünkü göç uzun zamandır sorulmayan ama sorulma ihtimali olan bir konudur. Burada da seni en fazla ilgilendiren kavram mübadele kavramı. Mübadele kavramı zorunlu bir göçtür. Biz bunu Yunanistan'la yaşadık. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda ne oldu? Türkiye'nin içerisinde kalan bazı Rumlar Yunanistan'a, Yunanistan'ın içerisinde kalan bazı Türkler de Türkiye'ye göç etti. Bu zorunlu göçe mübadele diyoruz. Biraz şöyle mücadeleden aklınıza gelebilir. Mücadele sonrasında zorunlu göç yapılıyor. Evet cevabımız D şıkkı. Evet bu sorumuz Türkiye'nin iklimiyle ilgili bir soru. Şöyle sormuşuz. Aşağıda Türkiye'deki iki il merkezinde bulunan meteoroloji istasyonuna ait aylık ortalama sıcaklık ve yağış grafikleri verilmiştir. Bu il merkezlerinin ortak özelliği için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Şimdi arkadaşlarım bu il merkezlerinin nerede olduğunu anlayabilmek için önce iklim bölgelerini tespit etmemiz lazım. E, i̇klim bölgelerini tespit edebilmek için neye bakıyoruz? Sıcaklık ve yağış grafiğine bakıyoruz. Şimdi birinci grafiğe bakıyorum. Ne olmuş? Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı. Arkadaşlar bu bizim bir kilometre uzaktan görünce tanımamız gereken Akdeniz iklimi. O zaman buraya Akdeniz iklimi dedim. İkinci grafiğe bakıyorum. En çok yağışı Eylül, Ekim, Kasım yani sonbaharda almış. En çok yağışı sonbaharda aldıysa bu iklimin adı nedir? Karadeniz iklimi diyoruz. Yani birinci ilimiz Akdeniz iklim bölgesinde, ikinci ilimiz Karadeniz iklim bölgesinde. Şimdi bu mantıklı ışıklara bakıyorum. A şıkkında yağış rejimleri. Arkadaşlarım bunların yağış rejimleri aynı mıdır? Hayır. Akdeniz ikliminin yağış rejimi düzensiz, Karadeniz'inki daha düzenlidir. E bunların iklimleri farklıysa o zaman bitki örtüsü aynı olabilir mi? Hayır. Bitki örtüleri farklıdır. Akdeniz iklim bitki örtüsü kızılçam ormanlarının tahrip edilmesi sonucu oluşan maki. Karadeniz iklim bitki örtüsü ise karışık ormanlardır. E, i̇klimleri aynıysa toprak türü de farklıdır. Akdeniz ikliminin toprak türü kalkerin çözülmesi sonucunda oluşan terör olsa Karadeniz ikliminin toprak türü ise kahverengi orman toprağıdır. E bunun dışında bakıyorum yıllık yağış miktarı Karadeniz yıl boyunca yağış alıyor. Dolayısıyla Akdeniz yazın yağış almıyor. Dolayısıyla bunların yıllık yağış miktarı da aynı değildir. Ama ikisi de deniz kıyısındadır. İkisinde de denizel iklim vardır. Dolayısıyla ikisinde de kışın sıcaklık kolay kolay sıfırın altına düşmez. Düşse de 3-5 günü geçmez. Geçse de bu bir istinadır. Kaydeyi bozmaz. O zaman bunların kış ılıkları ortaktır. Neden denizel iklim görüldüğü için diyoruz. Evet bu soruda dünya haritası çıktı karşımıza. Dünya haritası becerisi karşımıza sıklık çıkıyor. Senin bu dünya haritası sorularını çözebilmen için dünya haritasında boş bir harita görmemen lazım. Yani şuna baktığın zaman, şu öndeki haritaya baktığın zaman bunun gerçek hallerini görebilirsen bu soruları yapabilirsin. Ama sen buna baktığında boş bir harita görüyorsan o zaman işimiz yaş. Ne yapacaksın? Önünü atlasını alıp dağlar nerede, nerede, gözünü kapattığında bu haritada onları görebilmen lazım. Peki hocam sorumuza bakalım. Aşağıdaki haritada doğal unsurların temel kriter olarak alındığı ve farklı yer şekli özelliklerine sahip olan bazı bölgelerin numaralandırılarak gösterilmiştir. Bu bölgelerden hangileri yeryüzündeki dağ kuşakları arasında yer alır? İşte bak tam olarak sana söylediğim şey görme. Göreceksin burada. Yani dağları görmen lazım. Neredeydi dağlar? Bir numaranın olduğu yerde kayalık dağları. Güney'e geldim Ant dağları. O zaman bir numaranın olduğu yer dağlık. Diğer tarafa geçtim. Afrika'nın gördüğünüz bu kesiminde dağlık bir alan yok. Yine kuzeyde dağlık bir alan yok. Ama şuraya bakın Avrupa'dan gelen Alpi ve şurada Himalaya dağları 4 numara olduğu yer. 5 numara hocam burası da çöl kısmı. Yani 1 ve 4'ün olduğu yer Kayalık ve Himalaya dağları. Cevabımız Beşik. Evet, bu sorumuz afetlerle ilgili bir soru. Şöyle sormuşuz. Doğa olaylarının afete dönüşmesinde jeolojik, jeomorfolojik ve meteorolojik özelliklerin yanında beşeri süreçlerin de etkisi olabilmektedir. Buna göre aşağıda verilenlerden hangileri doğal ve beşeri süreçlerin birlikte etkili olduğu afet türüne örnek olarak gösterilebilir? Şimdi arkadaşlarım bazı afetler doğal süreçler sonucunda oluşur. Deprem, volkanizma, tsunami gibi. Ama bazı afetlerin oluşumunda hem doğal faktörler hem de insan yani beşeri faktörler birlikte etkilidir. Soru bize neyi soruyor? Hangilerinde hem doğal hem de beşeri faktörler birlikte etkilidir onu soruyor. Bakalım. A şıkkında volkanizma heyelan demiş. Şimdi volkanizma yerin altındaki magmanın basınçlı bir şekilde yeryüzüne çıkması olayıdır. Oluşumda insan etkisi var mıdır? Hayır yoktur. Doğal süreçler etkili ama insan faktörü etkili olmadığı için bunu alamıyorum. Heyelan eğimli yamaçtaki toprak kütlesinin aşırı yağış ve yer çekim etkisiyle aşağı doğru kaymasıdır. Doğal süreçler sonucunda da oluşabilir. Aynı zamanda insanların yamaç dengesini bozucu faaliyetleri de bunu hızlandırabilir. Yani burada hem doğal faktörler hem de beşeri faktörler birlikte etkiler ama bunu cevap olarak alamıyorum. Neden alamıyorum? Çünkü ikisinde de hem doğal hem de beşeri faktörler birlikte etkili olmalı. O zaman B şıkkına bakıyorum. Tropikal fırtına demiş. Tropikal fırtına özellikle sıcak kuşak okyanus kıyılarında ani basınç farkı sonucunda oluşan yıkım gücü yüksek rüzgarlardır. Oluşumda insan etkisi var mıdır? Hayır yoktur. Doğal faktörler etkili ama insan faktörü etkili olmadığı için bunu eliyorum. C şıkkına bakıyorum tsunami. Tsunami okyanus tabanlarındaki deprem, volkanizma ve kütle hareketleri sonucunda oluşan dev dalgadır ve bu dev dalgaların oluşumda insan etkisi yoktur. Yani doğal faktörler etkili, insan faktörü etkili olmadığı için bunu da alamıyorum. D şıkkına bakıyorum deprem. Depremlerin oluşumda özellikle tektonik depremlerin oluşumunda insan bir etkisi var mıdır? Yoktur. Dolayısıyla doğal süreçleri etkili, insan etkisi olmadığı için bunu da alamıyorum. Son olarak E şıkkına bakıyorum. Asit yağmurları erozyon. Şimdi arkadaşlarım yağmur doğal bir olaydır ama bu yağmurun asitli hale gelmesi, zehirli hale gelmesi insan faaliyetleri sonucunda oluşur. Yani hem doğal faktörler hem beşeri faktörler birlikte etkilidir. Erozyon toprağın üzerindeki verimli kısmın deniz, göl ya da barajlara taşınması olayıdır. Doğal yollarla da olabilir, İnsanların yanlış arazi kullanımıyla da olabilir. Yani hem doğal faktörler hem de beşeri faktörler birlikte etkili olduğu için cevabımız nedir? E şıkkı diyoruz. Sevgili arkadaşım denememizin felsefe sorularıyla karşınızdayım. İlk sorumuzda verilen bir parça var ve bizden istenen şey bu parçada aşağıdaki yargılardan hangisine vurgu yapılmaktadır? Parçamıza bakalım. Diyor ki geçmiş şimdinin içinde kapsüllenmiştir yani dondurulmuştur. Tarihçi geçmişin izlerini içinde bulunduğu anda elde etmiş olduğu kanıtlarla bulur. Çünkü tarihçi bulunduğu çağın insanıdır ve her yönüyle kendi çağının koşullarına bağlıdır. Çağının ilgileri, kaygıları, beklentileri onun bakış açısını belirler. Geçmiş ile şimdi arasındaki ilişkiyi kuracak olan da felsefedir. Felsefe geçmişteki olay durumları şimdiki kaygılarımızla ne yapar? İlişkilendirir. Ama tarihçi bunu yapamaz. Demek ki geçmiş ile şimdiki bağlantıyı sağlayacak olan nedir? Felsefedir yazalım. Felsefedir hocam. Tarih değil. Tarihçi ne yapıyor? Bugünün gözüyle geçmişi değerlendiriyor. Halbuki geçmiş ile şimdi arasındaki bağlantı kuracak nedir? Felsefedir hocam. Bunu yorumladığımıza göre bunu şıklarda bulmamız lazım. A şıkkına bakalım. Felsefe tarihsel süreçlerle anlaşılabilir. Tam tersi olmuş. Sakın buna düşme. Bak ne diyor? Felsefe tarihsel süreçlerle anlaşılabilir. Tam tersine tarihsel süreçler felsefe ile anlaşılabilir. Muhteşem içeldirici olmuş. Ama ne yapıyoruz? Eliyoruz. Peki devam edelim. Felsefe insan tarihine dair her konuyla ilgilenir, ilgilenebilir de parçada böyle bir şey var mı? Yok hocam. Peki felsefe tarihe dayalı yanıtlarla kendini gösterir. Hangi yanıt? Hiçbir yanıt yoktu. Ele gitsin. Felsefe tarihinden soyutlanamaz. Kesinlikle doğru. Altına da imzamı atarım ama bunu elerim. Niçin elerim? Parçada olmadığı için. Peki. E şıkkına bakalım. Tarihi anlamak felsefi bir bakışla mümkün müdür? Evet. Tarihi anlayabileceksek nasıl yapacağız? Felsefi bir bakış açısına ihtiyacımız olacak. Yani geçmişle şimdi arasındaki bağlantıyı ne kuracak? Felsefe kuracak. O yüzden cevabımız E şıkkıdır. Bu sorumuzda bize bir yaklaşım sorulmuş. Parçada verilen bir düşünce var. Bakalım hangi yaklaşımla ilişkilendireceğiz. İsterseniz ilk olarak şıklara bakalım. A şıklığında neyi görüyoruz? mi görüyoruz. Yani varoluşçuluğu görüyoruz. Varoluşçuluk ne der? Der ki... Önce var oluruz, sonra kendi özümüzü, kendi eylemlerimizle, kendi seçimlerimizle oluştururuz. Peki devam edelim. B şıkkında oluş felsefesini görüyoruz. Oluşu gördüğümüz her yerde aklımıza hareket ve değişim gelsin. C şıkkında materyalizmi görüyoruz. Yani varlığın temelinde var olan şey maddedir. Her şey maddeden meydana gelmiştir. D şıkkına baktığımızda idealizmi görüyoruz. Yani varlığı var eden şey ideadır, düşüncedir hocam. E şıkkına baktığımızda dualizmi görüyoruz. Dualistlere göre varlığın temelinde var olan şey nedir? Düşünce ve maddedir. Şimdi parçamıza rahat rahat bakabiliriz. Diyor ki bütün nesneler fiziksel olarak bölünmeyen atomların değişik biçimlerde ve oranlarda bir araya gelmesinden oluşmuştur. Atomlar ise gözle görülmez, yuvarlak, yassı, çengel vesaire gibi farklı ve çeşitli biçimlere sahiplerdir. Nesnelerde bulunduğu iddia edilen renk, tatlı, acı sadece geleneksel kanıya göre mevcuttur. Gerçeklikte ise yalnızca atomlar ve boşluk vardır. Atom nedir hocam? Madde olan bir durumdur. O halde bütün varlıkları evreni var eden şey atom mudur? Evet. E atom madde olduğuna göre varlığın temelinde madde var mı? Var. Bu beni nereye götürecektir? Tabii ki materyalizme götürecektir. Cevabımız net olarak C şıkkıdır. Bu sorumuzda verilen bir parça var. Bizden istenen şey bu parçadan çıkarılabilecek sonuç aşağıdakilerden hangisidir? Parçaya baktığımızda Hobbes'u görüyoruz. Hobbes'u gördüğünde aklına gelmesi gereken ilk şeyi söylüyorum. İnsan insanın kurdudur. İnsan bencildir. İnsan egoisttir. İnsan her zaman kendi benini düşünür. İşte diyor ki Hobbes insanlar doğa durumundayken haktan ve haksızlıktan söz edemeyiz. Çünkü her insan kendi düşünür. Kendi benini korumaya çalışır. Ama ne zaman ki diyor toplumsal yaşam Başamasıyla birlikte hak ve haksızlıktan söz edilebilir olmuştur. Devlet kurumuyla birlikte haktan, haksızlıktan, adaletten ve eşitlikten bahseder olmuşuz hocam. Ne güzel özetledim. O halde şıklara bakabiliriz. A devletin kaynağı doğal hakların varlığından alır. Devlet kaynağını şuradan alır demiyor. Devletin ortaya çıkmasıyla birlikte haktan, hukuktan bahsedebiliriz diyor. Devletin kaynağına gitmedik hocam. Ele gitsin. Peki ideal bir toplumdan bahsettik mi? Hayır hocam. Peki toplumsal yaşamda adaletsizler normaldir bir şey olmaz dedi mi? Demedi hocam ele gitsin. Peki adalet devletin kuruluşuyla ortaya çıkmış mıdır? Hak ve hukuk devletin kurulmasıyla ortaya çıkmış mıdır? Kesinlikle evet. Peki bir eşlikına da bakalım. Devletin varlığı adil olmasından bağlıdır. Devletin varlığından kaynağından bahsetmedik. Adaletin kendisi de devletle birlikte ortaya çıkmıştır. Sakın bu şıkka gitme hocam. Cevap D şıkkıdır. Bu sorumuz Aristoteles'in varlık görüşüyle ilgili bir soru. Direkt olarak ne yapalım? Aristoteles'in varlık görüşünü hemen özetleyelim. Aristoteles'in varlık görüşü diyorum ve Aristoteles'in varlık görüşü dörde ayrılır. Maddi neden, sonra formal neden, daha sonra fail neden, fail de yazalım. Sonra ereksel nedeni görüyoruz. Şimdi bunu özetleyelim. Maddi neden nedir? Bir şeyin neden yapıldığını gösteren nedendir. Yani örneğin bu masanın kendisi tahtadan yapıldıysa maddesi nedir? Tahtadır hocam. O halde maddi gösterir. Formel neden biçimi gösterir. Fail neden onu yapan kişi kimdir? Mesela ustadır. Peki ereksel neden neyi gösterir? Amacı. Bu neden yapılmıştır? Niçin yapılmıştır? Onu gösterir. Zaten parçaya baktığımızda bunları göreceğiz. Örnek olarak da neyi görüyoruz? Bir evi örnek göstermiş bize. Bakalım evle ilgili ne diyor? Bir evi ele aldığımızda bu evin inşasında tuğlalar kullanılır. Ev tuğlalarla inşa edilirken mimar çeşitli planlar çizer ve bu planlardan birine göre evi inşa etmeye başlar tuğlaların plana göre ev şeklini alabilmesini sağlayan ise ustadır. İnşa edilen ev ise insanların ikametgahı için barınması için kullanılan bir mekandır. Şimdi bu örneği bu dört neden üzerine uyarlayalım. Maddi neden nedir evin? Tuğladır hocam. Yani maddesi tuğla mıdır? Evet. Biçim, görünüş nedir? Evdir. Bu da formal nedendir. Peki fail neden nedir? Onu yapan mimardır hocam ya da yapan ustadır. Amaç nedir? Barınmadır. Yani barınacak bir, korunacak bir yuva kurmaktır hocam. Peki bununla ilgili neye ulaşamayız? O kadar güzel güzel anlattık. Neye ulaşamayız bakalım. A şıkkı tuğlalar form kazanmadıkça bir ev olarak varlığa gelemez. Yani tuğlalar olduğu yerde kalsa, madde olarak kalsa ev olmaz mı? Olmaz hocam. Bunu herkes bilir. Ele gitsin. Peki ev farklı niteliklere sahip iki tözden mi meydana gelir? Hayır hocam. Dört tözden meydana gelir. Maddi neden, formel neden, fail neden ve ereksel nedendir. İki neden diyen kişi Descartes'tir. Aristoteles değildir. Dolayısıyla cevabın B şıkkıdır. Ama bunu garantilemem lazım. C şıkkına da bakmam lazım. Diyor ki tuğlalar ev için bir olanaktır. Form ise bu olananın gerçekleşmesidir. Başka bir örnek üzerinden bunu açıklamaya çalışalım. Mesela meşe palamudu neye dönüşür? Meşe. Meşe palamudu kendi içerisinde meşe olma potansiyelini taşır. Bir köpek yavrusu köpek olma potansiyelini taşır. Dolayısıyla değerli arkadaşım maddenin kendisi olanaktır. Form ise bu olanın gerçekleşmesidir. Peki D şıkkına bakalım. Evin barınma ihtiyacı gidermesi ereksel midir? Evet hocam yazlık zaten. Evin şekli formel, mimar usta fail midir? Evet hocam o halde cevap B şıkkıdır. Bu soru Thomas Kuhn'un paradigma kavramıyla ilgili bir soru. Öncelikle paradigmanın altını çizelim ve paradigma nedir onu söyleyelim. Paradigma hocam budur. Ah sana çizdim. Ne güzel de çizdim. Hocam bu bir kare midir? Nedir yahu? Bu bir şey bir paradigmadır hocam bu. Ya tamam da paradigma nedir? Paradigma çerçevedir hocam. Bak çerçeve. Her ne kadar çerçeve benzetmesem de çerçevedir. Bilim adamlarının bir bilimsel çalışmayı yorumlarken taktıkları gözlüktür. Olayları yorumlayış biçimleridir. Taktıkları çerçevenin kendisine bir Paradigma diyoruz. Tekrar söylüyorum. Paradigma dediğimiz şey bilim insanlarının bir bilimsel çalışma yorumlarken çerçeveleridir, şablonudur ve yaşama bakış açımızdır. Taktığımız gözlüktür. Hangi gözlükle soruları sorarsak ona yönelik cevaplar alırız. Eğer siyah gözlük taktıysanız sorduğunuz soru siyah, aldığınız cevap da siyahtır. Paradigmanın olumlu yanları olduğu kadar olumsuz yanı vardır. Mesela çerçeveniz buysa çerçevenizin dışına çıkmak istemezsiniz. Yeni bakış açıları, yeni özgün bakışlar istemezsiniz. Çünkü her şeyi bu çerçeveye sığdırmak istersiniz. Dolayısıyla tutucu bir yanı olduğunu da söyleyelim ve parçamıza bakalım. Parçada diyor ki Thomas Kuhn'a göre belirli bir alanda çalışan bilim insanları genellikle çalıştıkları alanın belirli bir kuramını kabul ederler. Eğer bu bilim kuramı o dönemdeki bilim insanlarının çoğu tarafından benimsenirse bu kurama ne diyoruz? Paradigma diyoruz ve paradigma haline alıyor. Paradigma bilim insanların yapacakları araştırmalar için genel bir çerçeve çizer. Bilim insanları paradigma yaptıkları çalışmalara uygular. Bu süreçte paradigma belli başlı sorunlara ışık tutar, çözüm önerileri sunar. Böylelikle tercih edilen paradigma bir dizi olgu ayrıntılı biçimde inceleme imkanı da verir. Ancak bazen daha yararlı olan diğer paradigmaları görmemeye yol açarak ne yapar? Bilimsel araştırmaları engeller. Yani bazen tutucu olabilmekte, bazen yeni yollara, yeni bakış açılarına müsaade etmemektedir. Şimdi şıklara bakalım. A ah şıkkı yeni ve özgün düşünceleri sınırlaması paradigmanın bir özelliği midir? Evet hocam bir özelliğidir. Yani şablonun çerçevenin dışına çıkamaması, engellemesi onun bir özelliği midir? Evet. Kolaylık sağladığı gibi bu da onun zorluğudur. 5 şıkkına bakalım. Geçerli kesin olan bilimsel bilgiler sunuyor mu? Hayır hocam. Evrenselden bahsettik mi? Hayır. Kapsamına giren bütün olguları açıklar. Buna hiç vurgu yaptık mı? Hayır. Araştırmalara yepyeni standartlar getirir mi? Aslında getirmemesini söyledik. O yüzden cevap A şıkkıdır. Ve arkadaşlar din kültür ahlak bilgisi sorularındayız. Bu soruda soru köküne bir bakacağız. Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılabilir? Parçaya bakalım. Hz. Muhammed hayatı boyunca toplumda adaletin sağlanması için çeşitli çabalar göstermiştir. Örneğin Medine'de Müslümanlar arasında kardeşlik sistemi kurmuş, farklı inanç ve etnik gruplar arasında bir barış ve huzur anlaşması olan Medine vesikasını oluşturmuştur. Ayrıca savaş esirlerine iyi muamele etmeleri ve onları özgürlüklerine kavuşturmaları için Müslümanlara öğütler vermiştir. Hangisine ulaşılabilir? A. Hz. Muhammed sadece Müslümanların haklarını gözetmiştir. Yanlış tabii ki. Hz. Muhammed sosyal adaleti sağlamada etnik köken veya inanç ayrımı yapmamıştır. Evet bu hemen ikinci seçenekte doğru olarak duruyor ama diğerlerine de bakalım. C. Medine vesikası Müslümanları ilgilendirmeyen bir anlaşma niteliği taşımaktadır ki tam tersi eledik. D. Savaş esirlerinin özgürlüklerine kavuşturulması savaşın bir sonucu olarak kabul edilmiştir. Konuyla ilgili değil. E. Hz. Muhammed yalnızca Müslüman Müslümanların lideri olarak hareket etmiştir. Zaten yanlış bir seçenek. Birlikte yaşama projesi ve evrakı olduğuna göre arkadaşlar burada doğru seçenek B seçeneğidir. Bu parçada sözü edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Bir kavram sorusu. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in Allah Celle Celalühü sizin suretlerinize veya mallarınıza değil, kalplerinize ve amellerinize bakar. Hadisinde belirtildiği gibi İslam'da dış görünüşün değil, niyetin ve amellerin önemli olduğu vurgulanır. Bu anlayış kişinin Allah'a olan bağlılığının ve amellerinin samimiyetini ifade eden bir kavramla özdeşleşmiştir. Allah'a ibadet etmek ve samimiyet vurgulandığına göre arkadaşlar söz edilen kavram zühd değil çünkü azla yetinmek ve Allah aşkıyla doymak idi. İhlas evet samimiyet ve yalnızca Allah'a yönelmiş olmak, Allah rızası için ibadet etmiş olmak, ihlaslı içtenlikle ve samimiyetle. Fıkıh İslam hukukuydur, konuyla ilgili değil. Sünnet Hazreti Peygamber'in söz, fiil ve davranışları burada vurgulanan e, kavram değil. Tevhid Allah'ın bir ve tek oluşu, eşsiz ve benzersiz oluşu konuyla ilgisi olmayan doğru cevap ihlas B olacaktı arkadaşlar. Bu soruda öncelikle soru köküne bakacağız. Buna göre aşağıdakilerden hangisi farz ibadetler arasında gösterilebilir? Farz bir ibadet soruluyor. Metin nedir? İslam'da ibadetlerin yerine getirilmesi niyet ve takvaya göre değişkenlik gösterir. Farz ibadetler Müslümanların kesinlikle yerine getirilmesi gereken ibadetlerdir. Sünnet ibadetleri ise Peygamber Efendimiz tarafından yapılmış ve Müslümanlara da yapılması tavsiye edilen ibadetlerdir. Bunların yanı sıra nafile ibadetler kişinin gönüllü olarak yerine getirdiği ve sevap kazandığı ibadetlerdir. Ancak bunların terk edilmesi günah sayılmaz. Hangisi farz ibadettir? A bayram namazı kılmak vacip bir ibadettir arkadaşlar. Eledik. Farz değil. Vitir namazı kılmak. Vitri vacip. Dolayısıyla adı üstünde vacip namazdır. Eledik. Teheccüd namazı kılmak. Sünnet bir namazdır. Eledik. Farz değil. Kuşluk namazı kılmak arkadaşlar nafile bir ibadettir. Farz değildir. Sabah namazı kılmak. Beş vakit namazın ilk vaktidir. Dolayısıyla doğru cevap E seçeneğiydi. Ve arkadaşlar, bu sorunun da soru köküyle başlayacağız. Yukarıdaki ayet ve hadis ile ilgili yargılardan hangisine ulaşılamaz? Allah yolunda infak edin ve kendinizi kendi ellerinizle tehlikeye atmayın. İyilik edin. Şüphesiz Allah iyilik edenleri sever. Kim bir kötülüğü görürse onu eliyle değiştirsin. Buna gücü yetmezse diliyle değiştirsin. Buna da gücü yetmezse kalbiyle buz etsin. Bu, imanın en zayıf derecesidir. Hangisine ulaşılamaz? Bir, İslam inancına göre kişi sadece kendi nefsini düşünemez. Bu ulaşılabilecek bir yargı. İki, kötülüklere karşı kalbiyle buz etmenin Allah katında karşılığı çok azdır. Buna bir soru işareti koyalım. Allah kullarına toplum içinde sorumluluklar yüklemiştir. Doğru anlam olarak var metinde. Ama iki anlam olarak yok arkadaşlar. Dolayısıyla hangisine ulaşılamaz? Yalnız iki D seçeneğinde verilmiş. Doğru cevap D olacaktı. Ve bu soruya bakınca da arkadaşlar buna göre aşağıdakilerden hangisi yazılan doğru yorumlardan biri olamaz. Sosyal medya fenomeni Burak bir canlı yayınında Allah'ın kudret sıfatını sınırsız güç sahibi olmak, dilediğini eksiği ve fazlası olmaksızın hikmet çerçevesinde yapmak olarak açıklamış ve takipçilerinden bu sıfata uygun ayetleri yorum kısmına yazmalarını istemiştir. Hangisi olamaz? A. Göklerde ve yerde ne varsa hepsinin mülkiyeti Allah'a aittir. İçinizdekini açığa vursanız da gizleseniz de Allah sizi ondan hesaba çeker. Sonra dilediğini bağışlar, dilediğini azap eder. Allah her şeye kadirdir dediğine göre direkt burada Allah'ın kudretiyle ilgili bir bilgi verilmiş. Dolayısıyla eledik. B. Allah hareket eden her canlıyı bir sudan yarattı. Bunlardan kimi karnı üzerinde sürünür, kimi iki ayak üzerinde yürür, kimi de dört ayak üzerinde yol alır. Allah dilediğini yaratıyor. Allah her şeye kadirdir. Dolayısıyla kudret sıfatının vurgulandığı bir ayet. Bunu da eledik çünkü olamazı arıyoruz. C. De ki o Allah'tır bir tektir. Doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur. Arkadaşlar tevhid imanını karakterize eden bir seçenek. Dolayısıyla bu olamaz. De Mutlak hükümranlık elinde olan Allah aşkındır, cömerttir ve onun her şeye gücü yeter. Her şeye kadirdir. Direkt eledik. E. Sizi güçsüz yaratan, güçsüzlüğün ardından kuvvet veren, kuvvetli halinizden sonra da güçsüz hale getiren ve yaşlandıran Allah'tır. O dilediğini yaratır. O hakkıyla bilendir. Üstün kudret sahibi Zaten kudretten bahsediyor. Dolayısıyla C seçeneği doğruydu arkadaşlar. Diyerek din, kültür, ahlak bilgisi sorularımızın sonuna geldik. Bir sonraki testte tekrar yeniden görüşmek üzere. Başarılar diliyorum arkadaşlar. Sevgili arkadaşlarım yine ben kalan felsefe sorularımızı çözeceğiz. Sorumuza baktığımızda Bentham'la ilgili bir soru olduğunu görüyoruz. Bize sorulan şey Bentham'ın ahlak görüşü ve Bentham'ın ahlak görüşüyle ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarlamaz demiş. Bentham kim hocam bir bunu öğrenelim. Sevgili arkadaşım Bentham'ı gördüğün her yerde aklına gelmesi gereken şey Faydacı ahlak olsun. Hocam bu ne demek? Herkesin faydası geçerliyse, herkes için bir yarar söz konusuysa o halde o şey iyidir. Herkes için ortak bir haz söz konusuysa o eylem doğrudur diyen bir yaklaşımla karşı karşıyayız. Yani hocam pragmatizmden farklı mı? Farklı. Pragmatizmde bireysel fayda vardır. Bentham'ın ahlak anlayışında toplumsal bir fayda var. Özetimizi yaptık. Anahtar kelimemizi biliyoruz. O halde parçamıza bakalım. İnsan doğası gereği ne yaparmış? Acıdan kaçar, hazzı ister. Ancak insanın mutluluğu diğer insanların mutluluğu ile ilişkili olduğundan mutluluk hesaplaması yapmak gerekir der. Nasıl hocam mutluluk hesabı yapacağız? Şöyle yapacağız. Acıyı bir tarafa koyacağız, hazı bir tarafa koyacağız. Eğer haz baskın gelirse o zaman o eylem iyidir. Acı baskın gelirse o eylem kötüdür. Devam edelim. Diyor ki bu hesaplamaya göre en fazla sayıda insana en çok mutluluk sağlayan eylem diğerlerine göre daha iyidir. Çünkü haz ve mutluluk her ne kadar kişisel olsa da erdemli insan yalnızca bireyin kendi hazını, kendi kendi yararını, kendi mutluluğunu değil başka insanların yararını ve mutluluğunu kapsadığını da bilir. O halde yalnız tek insan değil herkes için yararlı olan eylemler ahlak yasasına uygun olarak kabul edilir. Söylediğimiz gibi parçada her şeyi bulduk. Şimdi parçamızın şıklarına bakalım. A şıkkı bir eylemin ürettiği has, ürettiği acıya ağır basıyorsa o eylem iyidir. Terazi ile göstermiştik. Doğrudur hocam. Peki daha büyük haz için acıyı göze alabilen insan erdemli midir? Erdemli dir. Bakın burada bahsedildi hocam. Peki ahlaki yaşamda geçerli olan yasaları insan dışındaki nesnel özellikler mi belirler? Hayır. 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 Neden hocam? Öznel nitelikler belirler. Haz, mutluluk özneldir. Nesnel ne demek? Dinlerin koyduğu ahlak kurallarıdır. Peki biz mi koyduk? Haşa. Tanrı koydu. Biz ona ne yaparız? Uyarız. Ama burada bahsedilen haz, mutluluk, fayda bizden kanaklandığı için Bentham ahlak yasasının öznel olduğunu söyler. Dolayısıyla cevap C şıkkıdır. Peki neden D şıkkı değil? D şıkkında diyor ki bir eylemin iyi olup olmadığını sonuçları mı belirler? Evet. Sonuçta fayda çoksa o eylem iyidir. Peki E şıkkına bakıyoruz. Olanaklı bütün eylemler içinde acıya karşı en baskın haz miktarına sahip olan eylem iyi olan mıdır? Evet hocam. Cevabımız C şıkkıdır. Bu sorumuz bilim felsefesiyle ilgili bir soru. Bize sorulan şey bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisini ulaşılamaz parçamıza bakalım. Bilim doğanın çalışma sistemini keşfetmek için çabalar. Diğer bir deyişle doğanın işlemesinde etkili olan doğa yasalarını bulmaya çalışır. Bilim insanları gece neden olur? Gezegenler neden hareket eder? Havaya atılan taş neden yere düşer gibi soruların cevaplarını merak eder. Bu soruların cevabı bir yasanın bulunmasını talep eder ve ulaşılacak olan yasa tek bir olay veya nesne için değil benzer nitelikteki tüm olaylar ve nesneler için geçerli olacaktır. Bilim ne yapmaya çalışıyor? Yasaları keşfetmeye çalışıyor. Doğa olayları arasındaki yasaları bulmaya çalışıyor. Ne yapıyor? Tek bir olaydan hareket ederek benzer olaylar için bir genellemeye gidiyor mu? Gidiyor. Bir de seni uyarmak istiyorum. Değerli arkadaşım bilimin kendisi sadece var olan inceler. Var olması gerekeni incelemez. Felsefe hem var olanı hem var olması gerekeni inceler ama bilim sadece var olan inceler. Mesela ne diyor? Gece neden olur? Gece şöyle olmalı demiyor. O halde yazalım. Var olanı inceler. Var olması yazalım. Var olması bu çok önemli. Var olması gerekeni değil diyelim. Bu da aklında kalsın. Hatta üzerine çizelim. Şimdi şıklara bakıyorum. A şıkkı bilim nesnelerin sahip olmaları mümkün olan amacın peşindedir. Olması gerekenin peşindedir diyor. Hayır hocamız hayır dedi. Bilim ne olacak? Sadece var olanı inceleyecek. Dolayısıyla cevap net A şıkkıdır. Bak ne diyor? Nesnelerin sahip olmaları mümkün olan amacın peşindedir. Sahip olması gereken değil. Sahip olan diyecekti. Diğer şıklarda göreceksiniz. 5 şıkkına bakalım. Bilimde amaç bir sonuçlara ulaşmaktır. Yerini gösterelim. Evet olduğunu söyleyelim. Peki bilim olması gerekeni değil. Olanı olduğu gibi inceler mi? Kesinlikle evet. İşte A şıkkından farkımız budur hocam. 5 şıkkına bakalım. Bilim nesnelerin nasıl hareket etmesi gerektiğini söyleyebiliriz söylemez. Baştan bunu söyledim. O yüzden A şıkkının olmaması gerektiğini ifade ettim diyelim. A şıkkını işaretledim diyelim hocam. Peki E şıkkına da bakalım. Çok da heyecanlanmayalım. E şıkkına diyor ki bilim doğa olayları arasındaki neden sonuç ilişkisini açıklar mı? Açıklar. Bilim her zaman doğa olayları arasındaki neden sonuç ilişkisini açıklar diyelim. Cevabımız A şıkkıdır. Bu sorumuzda bir takım kavramlar verilmiş ve bu kavramları yukarıdaki parçayla ne yapacağız? İlişkilendireceğiz. Bir bakalım. Tahir akşam yemeğindeki çorbadan bir iki kaşık alıp tadına bakınca çorba çok tuzlu olmuş der. Ne yaptı? Bir kaşık aldı. Sonra iki kaşık aldı. Sonra ne yaptı? Bir genellemeye gitti. Dedi ki: "Tuzludur bu ha, tuzludur." dedi. Bir bakalım. Mesela ön yargı var mı? Yok, adam denemiş ya. Ya şöyle deseydi, "Hayır ben içmiyorum." deseydi, hiç denemeseydi diyebilirdin. Ele gitsin. Refleksiyon var. Mı? Düşünce üzerine düşünce üretilmiş mi? Hayır hocam. Benzetme var mı ki analojiye gidelim? Hayır hocam. Şimdi sana sorum şu. Parçadan bütüne mi gittik? Bütünden mi parçaya gittik? Hocam parçadan bütüne gittik. Tek tek denedik. Sonra bir genellemeye gittik. O halde ne yaptınız? Tümevarı mı yaptınız? Cevabınız D şıkkıdır. Bu sorumuz ilk çağ filozoflarıyla ilgili bir soru. Bize sorulan şey bu parçadan ilk çağ filozoflarıyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Parçamıza bakalım. İlk çağ filozofları şimşek çaktığında Zeus'un sinirlendiğini ya da deprem olduğunda Poseidon'un kızdığını söyleyerek açıklamalarda bulunmak yerine, burası çok önemli, bulunmak yerine bu olayların doğal nedenlerinin neler olduğunu araştırmışlar. Yani artık açıklamaları efsanelerle, mitolojilerle, söylencelerle hikelele yapmamışlar. Bir doğa olayının nedeni bir başka doğa olayıdır demişler. Yani şimşek çakıyorsa bunun nedeni bir doğada aramamız gerekir. Deneye gözleme akla başvurmamız lazım. Zeus kızmamış olabilir. Zeus kim ki bu doğa olayını meydana getirsin dedikleri için felsefe ortaya çıkmıştır. Şimdi şıklara bakalım. A şıkkı doğayı doğaüstü güçlerle açıklamışlar mı? Hayır. Doğayı doğal süreçlere açıklamışlar. Doğaüstü ne demek? Zeus demek, Poseidon demek, mitoloji demek, efsane demek. Zaten buna karşı çıktılar. Eli gitsin hocam. Peki B şıkkı doğa olaylarını doğa süreçlere bağladılar mı? Bağladılar sevgili arkadaşım. Peki C şıkkı mitolojik gelenekleri eleştirdiler mi? Kesinlikle eleştirdiler. Hocam niye işaretlemiyorsun? Parçada olmadığı için işaretlemiyorum. O halde ele gitsin. Peki D şıkkına bakalım. Birbirine karşı düşünceler var mıydı? Yoktu. E şıkkı da ilginç bir şıkka benziyor. Diyor ki doğayı yalnızca bilmek amacıyla araştırdılar mı? Kesinlikle. Altına da imzamı atarım ama elerim. Niçin eliyorsunuz? Çünkü parçaya sadık kalıyorum. Parçada böyle bir düşünce böyle bir yargı yoktur cevabımız 5 şıkkıdır bu soru stoğacılarla ilgili bir soru ve stovacılarla ilgili verilen bir parça var. Öncelikle bu parçaya bakacağız. Aşağıda da stoğacıların ilkeleri verilmiş. Bakalım hangi ilkeyi bu parça yansıtmaktadır? Altını çizelim ve parçayı güzel güzel okuyalım. Diyor ki stoğacı düşüncede doğa ileriye doğru doğrusal bir hareket gerçekleştirmez. Doğa belirli aralıklarla her şeyi yok eden ateşin etkisiyle dönüştürülen döngüsel bir süreçtir. Yani şöyle bir süreç yok. Şöyle döngüsel olan bir süreç söz konusuymuş. Devam edelim. Bu süreçte ortaya çıkan yeni doğa ya da dünya eski doğanın dünyanın tekrarıdır. Doğaya müdahale etme, onu değiştirme ve geliştirme imkanı yoktur. Bunu aklından çıkar diyor. Bu noktada insana düşen görev var olan düzende kendisine düşen sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirerek mevcut düzene uyum sağlamak ve bu düzenin devamını sağlamaktır. Bu dünyayı değiştiremezsin kardeşim. Sen bu dünya uy. Bu düzene uyum sağla diyor. Boşu boşuna kendini yıpratma. Bu dünyanın bir düzeni var. Sen sadece bu çarkta bir üyesin. Sen var olana uyum sağlayacaksın ki düzen devam etsin. Bakalım şimdi. A en yüce iyilik erdemli olmak için çaba göstermektir. Ne iyilik vardı ne erdem vardı ele gitsin. Kişi elinde olanı olmayanı bilerek hareket etmelidir. stoacıların en sevdiğim ilkesidir. Gerçekten elimizde olanı ve olmayanı bilerek hareket etmeliyiz. Ama parçada yok. Ne fayda? Seviyorum ama işaretleyemiyorum. Ele gitsin. Peki önemli olan insanın başına nelerin geldiği değildir. Bunlara nasıl tepki verdiğidir? Evet stresin, kaygının nedeni budur. Ama parçada anlatılan değil. Ele gitsin. Peki insan tutkularından arınmak için çaba göstermeli. Tutkuların esiri ve kölesi olmaması gerekir mi? Gerekir. Ama tutku yok parçada. Ele gitsin. E şıkkında diyor ki insan dünyanın gidişatını olduğu gibi benimsemelidir, müdahale etmemelidir, değiştirmemelidir diyelim. Burada soru çözümümüzü bitirelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.